Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Huawei MatePad 11.5S PaperMate Edition tableti inceliyorum. Biliyorsunuz Huawei özellikle çevre ürünleri konusunda birçok farklı ürünle karşımıza çıkıyor bugüne kadar. Kulaklıktan akıllı saate, tabletten bilgisayara kadar birçok farklı ürünü var markanın. Ve tablet konusunda oldukça iddialı ve bu iddiasını uzun yıllardır sürdürüyor Huawei. Aileye yeni katılan Huawei MatePad 11.5S PaperMate Edition'da işte bu tablet ailesi en yeni modellerinden bir tanesi. Ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Tableti şöyle elime alayım arkadaşlar. Size de özelliklerini buradan anlatmaya başlayayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 3'e 2 bir ekran oranımız var. %87 ekran gövde oranı var. Oldukça ince çerçevelerimiz var. Ama bu çerçevelerin kalınlığı hem üstte hem altta hem yanda hem de diğer sağ tarafta ve sol tarafta aynı şekilde tasarlanmış. Sağ yan tarafı çevirdiğimde yani ekrana önden baktığımda sağ yan tarafı çevirdiğimde hoparlör deliklerini görüyorum. 2 ayrı bölümde oluşturulmuş. Onların tam ortasında bir tip C'ye bağlantı yuvamız var. Sol tarafta da yine hoparlör delikleri var. Başka bir bağlantı vesairesi yok arkadaşlar. Arka tarafı çevirdiğimizde ise kamera bölümümüz var. Bunun dışında da herhangi bir bağlantı vesairesinin olmadığını da söyleyeyim. Alt kısımda klavye için özel bir bağlantı bölümü de mevcut arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz, şöyle ekranda görmüş olduğunuz klavyeyi taktığımız zaman da bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu fiziksel özelliklerden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Tablet bilgisayarımızda 11.5 inçlik TFT LCD ekranımız var. 2.8K çözünürlük sunuyor bu ekran. 144 Hz ekran yenileme hızımız var. Kirin 9000WL işlemci bulunuyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama, P3 renk gamı desteği, yansıma yapmayan PaperMate ekran, 510 gram ağırlık, 13 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ön kamera, 8800 mAh pil, Bluetooth 5.2 olduğunu da söyleyeyim. Bu tabletin fiyatı ise 14.999 ile 16.999 TL arasında değişiyor. Aradaki fiyat farkının sebebini birazdan anlatacağım. Şimdi gelelim tabletin kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim. 3'e 2 ekran oranı olduğunu söylemiştim. Bu özellikle kullanımda çok ciddi bir fayda ve fark sağlıyor arkadaşlar. 16'ya 9 değil, 3'e 2. Özellikle çizim yapanlar için bu oranın güzel olduğunu söyleyebilirim. Ve günlük kullanımda da bu oran bize ciddi bir fayda sağlıyor. Belki de tabletin en beğendiğim özelliği yansımasız bir ekrana sahip olması. Bu Huawei'nin geliştirdiği özel bir teknoloji arkadaşlar. Gerçekten de kullanırken kendinizi görmüyorsunuz. Yansımasız bir ekran var. Çok güzel bir şekilde kullanma imkanı size sunuyor bu yansımasız ekran. Ben bu özelliği de çok beğendim. 144 Hz yenileme hızımız var. 2.8K çözünürlüğümüz var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tableti gayet güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. İşlemci tarafında Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 9000WL işlemcisi bulunuyor. Ben bu işlemciyle bazı sentetik testlerde yaptım. Ekranda onları zaman zaman göstereceğim sizlere. Günlük ihtiyaçları fazlasıyla görebilecek bir işlemci olduğunu söyleyeyim. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanımız var. Bu sayede tableti çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Birçoğunuzun merak ettiği konu Google servisleri var mı? Ne yazık ki Google servisleri bu tablette bulunmuyor arkadaşlar. Ama Huawei App Gallery üzerinden birçok Google uygulamasını bulup yükleyebiliyorsunuz. Böyle bir özelliğin olduğunu söyleyeyim. Ama eğer Google servislerini mutlaka kullanmam gereken bir kullanıcıyım derseniz Google servislerinin olmadığını söyleyeyim arkadaşlar. Ama bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. App Gallery'den veya farklı yerlerden uygulamaları yükleyip gayet güzel ve rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabletle oyun da oynayabiliyorsunuz. Birçok oyunu yükleyip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da hem eğlence hem de iş için hem de farklı amaçlarla da bu tableti kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi gelelim tabletin ekstra aksesuarları olan kullanımına. Şimdi klavyeli aldığınız zaman yani az önce fiyattan bahsetmiştim mesela. Klavyeli ve klavyesiz olmak üzere iki farklı fiyat seçeneğimiz var. Tableti klavyeli aldığınız zaman beraberinde kalem de veriliyor. Üçüncü nesil M-Pencil, Huawei'nin geliştirdiği kalem de veriliyor ve gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gerçekten de bir kağıt deneyimi sunuyor arkadaşlar. Ki ben resimden anlamam, çizimden anlamam. Öyle çok kabiliyetli olan bir insan da değilim. Sanatsal işlerden pek anlamıyorum ne yazık ki. Ama bu tablette bile çok güzel resim, bir şeyler çizmeye çalıştım ve gayet de güzel çizilebiliyor. Bir de cihazın üzerinde bir de GoPaint isimli yeni ve özel bir uygulama da var. Bu uygulama gerçekten çok başarılı. Hani ben dediğim gibi çizimden anlamam, resimden anlamam, öyle bir kabiliyetim de ne yazık ki yok. Allah bana böyle bir kabiliyet vermemiş. Ama GoPaint uygulamasının içindeki işte fırça ayarlarından basınç ayarlarına, katmanlardan şuradan buradan ve birçok böyle hızlı kullanım özelliklerine kadar birçok özelliği var ve bunları kullanarak eğer de birazcık resim kabiliyetiniz varsa bu kalem ve tablet yardımıyla inanılmaz şeyler çizebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum.
söylüyorum. Bunu mutlaka denemenizi öneririm. Hatta bu GoPaint uygulaması markanın farklı tabletlerine de geldi. Benim mesela daha önce incelediğim Pro modeli vardı bunun. Ona da gelmiş arkadaşlar. Ona da yükleyebilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama zaten. Bütün Huawei tabletlere yükleyerek ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Çok başarılı bir uygulama. Mutlaka ve mutlaka denemenizi öneririm. Bir de klavyemiz var tabii ki. Standart bir Q klavyeyle geliyor. Bu Q klavye yardımıyla cihazı aynen bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. Nearlink isimli bir klavye türü bu. Markanın kendi geliştirdiği. Şimdi Nearlink dediğiniz aslında biraz çağrışımda yapıyor. Bu klavyeyi bu tabletten söktüğünüzde de uzaktan bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle bir durumda söz konusu. Yani birazcık daha böyle tableti biraz ileri alıp bu klavyeyi de biraz kenara çektiğinizde uzaktan da böyle yazıp bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Böyle bir ihtiyacı olabilir insan. Özellikle öğrenciler için mesela bu güzel olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda iş ortamında çok güzel olur. Hani bir şey sunum yapıyorsunuz, birine göstereceksiniz. Yanınıza taşıyacağınız uzun saatler boyunca pili giden de güzel bir ürün olur. Bir de son bir kullanım senaryosu da arkadaşlar. Bu cihazı çok rahat bir şekilde resim içinde kullanabilirsiniz. Öyle bir kabiliyetiniz varsa kesinlikle öneririm. Bakın gerçekten söylüyorum. Kesinlikle bu senaryoda da kullanılabilecek güzel bir tablet olmuş. Huawei'nin bu tabletinin kutusundan bir adet adaptör, bir adet USB kablosu ve bir tane de mikrofiber bez çıkıyor arkadaşlar. Hatta bezin poşetinin üzerinde ücretli olarak satılamaz ibaresi de bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir detay olmuş. Biliyorsunuz iPad bu tarz bezleri parayla satıyor. Huawei ise ücretsiz olarak böyle bir bezi kutusuna koymuş. Benden artı puanı aldı. Huawei MatePad 11.5S Paper Matte Edition'da daha önceki Huawei tabletlerde de karşımıza çıkan Super Hub özelliği bulunuyor. Etraftaki Huawei cihazlarla otomatik olarak eşleştirebiliyorsunuz. Farklı işte telefon varsa mesela telefonun ekranını buradan kullanabiliyorsunuz. Screen Collaboration özelliği. Bu ve benzeri özellikleri, ekosistem özelliklerini kullanarak tabletin özelliklerini geliştirebiliyorsunuz. Benzer Huawei modelleri varsa elinizde işte telefonu olur, saati olur, kulaklığı olur, bilgisayarı olabilir. Bu tablette etkileşimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Bu tablet aynı zamanda fare de bağlanabiliyor. Klavye ve fare ile birlikte kullandığınızda aynen bir bilgisayar deneyimi de yaşıyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Genel görünüm yani fiziksel özellikler tarafından anlatmıştım. İki sağda iki solda olmak üzere 4 tane hoparlör var ve hoparlörlerin ses kalitesi de gerçekten iyi. Şimdi hoparlör ses kalitesiyle ilgili bir örnek video izleyelim, sonra incelemeye devam edeceğim. Tamam ama enteresan bir kaplama olduğunu söyleyeyim. Huawei'nin geliştirdiği özel bir kaplamaymış. Bununla ilgili uzun uzun detaylar da var arkadaşlar ama ben bunu sık özelliklerden sonra biraz da teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. Huawei MacBook X Pro 2024 model 14.2 inçlik OLED bir ekrana sahip. Ekranımızın çözünürlüğü 3120x2080 piksel. Gelelim kamera tarafına arkadaşlar. Kamera tarafında da arkada 13 megapiksel yani ana kameramız 13 megapiksel. Ön taraftaki kameramız ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ben Huawei'yi bu konuda çok takdir ediyorum. Sebebi şu, kameralara önem veriyor. Tabletlerde genelde kameraya çok önem verilmez ama Huawei uzun yıllardır burada. Yeni bir modelde değil bu aslında. Daha önceki modellerinde de bu modelde olduğu gibi kameralara önem veriyor. Ve kamerada çok güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Hatta ben konuşurken şu anda birkaç örnek fotoğrafı da mutlaka görmüşsünüzdür. Şimdi gelin isterseniz kamerayla çektiğim bir videoyu izleyelim. Bakalım sonuçları nasıl olacak. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MatePad 11.5S Paper Matte Edition'ın ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Şu anda bir güneş ışığı geliyor karşıdan. Bir pencerenin önündeyim. Arkada herhangi bir şekilde bir ışık yok. Doğal ışıkta bu kamerayla çekim yaptığınızda ön kameradan bahsediyorum. 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede görüntü ve sese ulaşacaksınız arkadaşlar. Gelelim pil meselesine arkadaşlar. Tabletin üzerinde 8800 mAh'lik bir pil var. Kutusundan bir adaptör ve USB kablosu çıkıyor. Bunlar yardımıyla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj desteği de var. Gayet hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Bunun altını çizeyim. PCMark batarya testi de yaptım. Biliyorsunuz ben standart telefonları ve tabletleri bu testi mutlaka yapıyorum. 16 saat 23 dakikalık bir değer verdi ki bence oldukça iyi bir değer. Bu sayede bu tableti uzun saatler boyunca kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir değer olduğunu düşünüyorum. Ve tabletin hani farklı şekillerde şarj edilebiliyor olması, illa adaptörünüzden şarj etmeniz zorunda bir powerbank falan takıp da şarj edebilirsiniz. Çünkü standart bir USB tip C bağlantısına sahip gayet uzun saatler kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Gelelim fiyat meselesine arkadaşlar. Hepinizin merak ettiği konudur muhtemelen bu konu. Fiyatı şöyle, iki farklı fiyat vermiştim. 14.999
69 TL, burada sadece tableti alırsınız ki fiyat bu şekilde arkadaşlar. Eğer klavyeyle almak isterseniz klavyeyle aldığınız zaman M-Pencil de beraberinde geliyor arkadaşlar. O zaman fiyat 16.999 TL oluyor. Bence makul fiyat. Özellikle tabletin klavyeyle almanızı ben öneririm. Çünkü klavyeyle aldığınız zaman kalem de geliyor. Eğer sadece kalemi almak isterseniz öyle bir opsiyon da var. O zaman tableti tek başına alıp yanında sadece kalemi de alabiliyorsunuz. Ama bence almışken bu şekilde almak, böyle bir set olarak almak daha makuldür diye düşünüyorum. Ayrıca satın alırken bazı hediyeler de olabiliyor arkadaşlar. Mesela çantayla beraber alıyorsunuz. Çanta 99 TL alabiliyorsunuz. Bazen fare falan da verilebiliyor. Tabii ki bunlar promosyon dönemine veya cihazın ilk tanıtıldığı dönemlerde daha çok oluyor ama satın almadan önce Huawei online mağazasına gidip bir bakmanızı ben öneriyorum. Çünkü oralarda farklı alternatif hediyeler vesaireler de oluyorlar. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei MatePad 11.5S Paper Matte Edition'ı anlatmaya çalıştım. İncelemeye çalıştım. Benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Kaçıyor. Gözümüzden kaçıyor. Sürçülisan edebiliyoruz. Bazı konuları atlayabiliyorum. Yorumlarda sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsini değerlendiriyorum. Elimden geldiğince bilgim dahilinde hepsine de yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben bu kadar uğraşırken siz de kanala abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu destekleriniz benim için çok önemli. Ya ben abone oldum ne olacak ki, bir kişiyim demeyin arkadaşlar. Abone olun, destek olun, en azından sayıyı arttırmış olalım. Abone sayısı arttıkça da hem bu tarz ürünlerin sayısı artacaktır hem de bana motivasyon oluyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Oralarda da teknolojiyle ilgili farklı içerikler de paylaşıyorum. Aynı zamanda bu tarz ürünler geldiğin zaman ilk önce orada paylaşıyorum arkadaşlar. Oralardan da beni takip ederseniz çok iyi olur. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.